Değerli arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Bundan önceki dersimizde Erzurum Sivas Kongrelerini gördük. Sivas Kongresi'nde bir Ali Galip olayı yaşanmıştı. Bunu unutmuyorsunuz. Bu Ali Galip olayından dolayı temsiliyeti İstanbul hükümeti olan tüm haberleşmeleri kesti. Bunun üzerine damat Ferit hükümeti istifa etti. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ve Ali Rıza Paşa hükümeti ile temsiliyeti arasında, bakın Ali Rıza Paşa hükümeti ile temsiliyet arasında arkadaşlar, 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya görüşmeleri yapıldı. O zaman temsil tamam Anadolu Hareketi'nin adı. Ali Rıza Paşa Hükümeti ise İstanbul Hükümeti'nin adı. Peki İstanbul Hükümeti ile temsiliyet arasında Amasya protokolleri yapıldıysa yani iki taraf bir araya geldiyse bir masada oturduysa resmi olarak e, karşılıklı konuştularsa ve bir protokol imzadılarsa bu şu anlama gelir. İstanbul Hükümet Temsil Heyeti'ni resmen ya da hiç fark etmez hukuken tanımıştır anlamına gelir. Bu da bir siyasal zaferdir. O zaman damat Ferit hükümetin istifa edip yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması, İstanbul hükümetinin Amasya görüşmelerini yaparak temsiliyetini, temsiliyetiyle o masaya oturması bu bir siyasal zaferdir ayrıca şunu da unutmamak lazım ama size görüşmeleriyle temsiliyeti resmen e, ya da hukuken yani İstanbul Hükümeti'nce tanınmıştır. İleride temsiliyetlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi de İstanbul Hükümeti'nce bilicik görüşmeleriyle tanınacak. Bilicik görüşmeleri İstanbul Hükümeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi o 5 Aralık 1921 gibi bu ise e, İstanbul Hükümeti'nin temsiliyetini. Tanıdığı henüz Türkiye büyük milletmesi ortada yok anlaştık mı arkadaşlar bu bizim birinci bilgimiz ikinci bilgimiz de şu şimdi İstanbul hükümeti adına unutmayın bu görüşmeleri Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor. E, temsiliyeti adına ise Mustafa Kemal'in başkanlığı, Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sanbey katılıyor. Bu da sorulacak bir sorudur. Dikkat edin. O zaman temsiliyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sanbey İstanbul Hükümet adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor ve Amasya'da bir araya geliyorlar ve 5 tane protokol imzalanıyor. Burada belli başlı özellikler önemli. Tabi burada e, sıkıntılı maddeler de var. O sıkıntılı maddelerden de bahsedeceğim size. Şimdi bu protokolde kaba taslak şöyle baktığınızda özseme bize ne sorar gibi baktığınızda ne tür kararlar alıyor Diyor ki ordu siyasetle uğraşmayacak. Zaten hatırlayın ordumuz siyasetle uğraş iddia terakki döneminde biz Balkan Savaşı'nı kaybettik değil mi? Dünya Savaşı'na girdik mesela. İttihatçılığın memlekette tekrar uyanmaması ki iddia terakicileri hatırlayın bunlar Türkiye şeyi Osmanlı Devleti'ni savaş soktular. Osmanlı parçalama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve iddiaçılık suç sayıldı artık. İstanbul'da kurulan mahkemelerde bunlar yargılandılar. O yüzden iddiaçlılığın tekrar uyanmaması için her türlü tedbir alınacak dediler. Hükümeti küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. Tabi bunu temsiliyetine söylüyorlar. Yani İstanbul Hükümeti diyor ki Arkadaş İstanbul Hükümeti adına kötü sözler söyleme. Bizimkiler diyor ki sen de temsiliyet adına kötü sözler söyleme. Bir şeyi fark ettiniz mi? İki taraf bir konuda mutabakat sağlamaya çalışıyorlar. İki taraf birbirine yakınlaşıyor yani. Muhalefet, muhalefetleri yüzünden tutuklananlar serbest bırakılacak ki İstanbul'da Anadolu Hareketi'ni destekleyen önemli basın yayın organları var. Bunların sahipleri var, yazarları var, kuvay milliyeciler var. Bunlar tutuklanmış. Ne diyor şimdi e, e, temsiliyeti? Bunları serbest bırakacaksın, tutuklamayacaksın ki ayrıca bu olayla hatırlayın. Mustafa Kemal istifa etti ve Mustafa Kemal hakkında Erzurum Kongresi'nin devam ettiği günlerde 28 Temmuz 1919'da çocuklar tutuklama kararı çıkarıldı. Nişan ve rütbeleri alındı. Yani burada nişan ve rütbeleri bile geri verilecek tamam kendisine. Taşkın gösterilerden ve asayişi bozacak hallerden sakınılacak hükümetin aleyhine yazı yazılmayacak. Hilafet ve saltanat hakkında karşılık teminatlar verilmiş ve Sivas Kongresi'nin kabul ettiği kararlar görüşülmüş. Yani İstanbul hükümeti Erzurum ve Sivas Kongresi'ne alınan kararları kabul ettiğini duymuş. Zaten şöyle bir baktığınızda şunu anlıyorsunuz. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'nde bir sözü vardı. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde demiştik ki İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır demişti. Bakın İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır. Neden? Çünkü İstanbul işgal altında. İşte masaya görüşmeleriyle Erzurum Sivas kongresi kararları İstanbul hükümetince kabul edildiği için Mustafa Kemal'in Amasya görüşmelerinde söylemiş olduğu bu söz de artık ispatlanmış oldu. Ayrıca meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanması konusu ele alındı. Ancak Salih Paşa kendi görüşü olarak bunu kabul edebileceğini, hükümetin adına bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Ha, bunu biraz e, sorgulayacağız. Bakın şimdi bunu sorgulayacağız. Şu maddeyi de okuyalım ondan sonra. Diyor ki mebus seçimleri serbestçe yapılacak. O zaman Amasya görüşmelerinde bakın Kuvayi Milliye temsil heyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti İstanbul Hükümeti'nin tanınıyor. Ve İstanbul Hükümeti Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasını kabul ediyor. O zaman Amasya görüşmelerinde ortaya çıkan olumlu sonuç bu. Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak. Hatta bunu biz ta şeyde almıştık. Erzurum Kongresi'nde almıştık. Aynı karar Sivas'ta da aldık. Ne diyordu? Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmalı. Yani yürütme gücü meclisin denetiminde olmalı diyordu. Burada da İstanbul Hükümeti'ni kabul ettirdik. Fakat burada şöyle bir olay var. Bizimkiler demiş ki Mustafa Kemal ve arkadaşları demiş ki İstanbul dışında bir yerde toplansın demiş bizimkiler. Neden? Çünkü İstanbul güvenli bir yer değil. İtilafların denetimi altında. Milletvekilleri oraya giderse ne olur? Tutuklanabilirler. O yüzden İstanbul dışında güvenli bir yerde toplansın deyince Salih Paşa demiş ki bunu ben kabul edebilirim ama Salih olarak fakat İstanbul hükümeti adına bunu kabul edemem. Çünkü hükümetin bu konuda benim verdiğim fikri kabul etmeyebilir, sözü kabul etmeyebilir. O yüzden ben bu konuda bir söz vermek istemiyorum demiş. O yüzden Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümet temsilcisi ile Türkiye Büyük Millet Özür temsil heyeti temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşılamayan konu nedir sorusun cevabı yani tartışılan konu nedir sorusun cevabı meclisi mebusan nerede toplanacağı. Bizimkiler demiş ki İstanbul dışında bir yerde. Onlar demiş ki yok İstanbul'da. O yüzden Salih Paşa da topu İstanbul hükümetine atmış. Bunu da unutmuyorsunuz. Milletvekili seçimlerine dokunulmayacak. Paris Barış Konferansı biliyorsunuz. İtilaf devletleri bir dünya savaşını bitiren antlaşmaların maddelerini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı topladılar. Versailles Saint Germain Trianon'un nöyü belirlendi. Sevri belirleyecekler burada. Bizimkiler de diyor ki Paris Barış Konferansı'na gönderilecek Türk heyeti nin tespitini yapalım diyor ve bu heyetin başkanlığına da Tevfik Paşa kat gelsin diyor. Yani bizimkiler İstanbul hükümet adına. Paris'te Tevfik Paşa gitsin diyor. Tevfik Paşa vatansever bir adam. O zaman Tevfik Paşa'nın gitmesi kararı alınıyor. Manda ve himaye reddediliyor ki ilk defa reddi hatırlayın Erzurum Kongresi'nde kesin reddi Sivas Kongresi'ndeydi. Burada da reddediliyor. O zaman Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas'ta da alınıyor. Burada alınan kararlar Amasya görüşmelerinde de alınıyor. Dikkat edin mantık böyle gider. Vatanın bütünlüğü bağımsızlık korunacak. Müslüman olmayan topluluklara yani azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilmeyecek. Hatırlayın aynı karar Erzurum'da ve Sivas'ta da vardı. Burada da alınıyor. O zaman Mandahimay'ın reddi, azınlıklara siyasi sosyal dengemizi bozucu haklar verilmeyecek maddesi Erzurum, Sivas ve Amasya görüşmelerinin ortak kararlarıdır çocuklar. Bunları da unutmayalım. Ee, ulusal cemiyetler yani Anadolu ve Rumeli Müdafi Hükümet, Milliye Cemiyeti İstanbul Hükümeti'nde tanınacak. Ne oldu? Meclis-i toplanmasına karar verildi. Ama nerede toplanacağı belli değil henüz. Ayrıca Türkiye bir şey, temsil heyeti İstanbul hükümetince resmen ve hukuken tanınmış oldu. Ne diyor burada? Masaya görüşmelerinin en önemli sonucu İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınması. Kimin? Temsil heyetinin. Böylece büyük bir siyasi başarı kazanmasıdır. Önemli. Şimdiye kadar yönetimi elinde tutan Milli Mücadele Hareketi'ni engellemeye çalışan ve itilaf devletlerinin her dediğine boyun eğen İstanbul yönetimi, Salih Paşa gibi bir bakanı Mustafa Kemal Paşa'nın ayağına göndermekle Milli Mücadele Hareketi'ni ve bu hareketin liderini tanımış oldu. Ayrıca Anadolu ve Rumeli Hukuki Cemiyet, Milliye Cemiyeti'ni tanıdı. Böylece Milli Mücadele Hareketi Amasya'da meşrulaştı. Hukuki bir zemin kazandı. Bu hareketin haklılığı ortaya çıktı. Amasya protokolleriyle ülke genelinde müdahalesiz ve serbest bir şekilde seçimlerin yapılması kararlaştırıldı ve gerçekten de yapılan seçimlerle Milli Meclis'e gidecek adayların belirlenmesine başlandı. Güzel. Salih Paşa Milli Meclis'in yani Mebusan Meclis'in İstanbul dışında bir yerde toplanmasını kendi kişisel kanaat olarak benimsedi. Ama İstanbul hükümet adına benimsemedi. Ancak İstanbul'a döndüğünde itilaf devletlerin tutumundan ve paşanın isteksiz davranışları yüzünden meclisin İstanbul'un dışında toplanması uygun görülmedi. Bu, bu madde sorunlu bir maddeydi. Tamam mı arkadaşlar? Ne diyor burada? Amasya görüşmelerinde temsil heyetiyle İstanbul hükümeti arasında meclis mebusan toplanma yeri konusunda tartışmalar yaşandı. İstanbul hükümeti kanun esası gereği meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanmasını uygun görmedi. Ne dedi İstanbul hükümeti? Kanun göre meclis başkenti toplanır, başkent İstanbul'dur dedi. Ve meclisi İstanbul'da toplama kararı aldı. Ve bu da yani temsil heyetiyle Amasya, şey, İstanbul hükümeti arasında yapılan Amasya görüşmeleri Anadolu'da bir bayram havasına dönüştü ve İstanbul basını açık alenen bir şekilde Anadolu hareketini desteklemeye başladı. Tasviri, efkar, vakit, akşam, Türk dünyası, İstiklal gazeteleri müthiş bir şekilde Anadolu hareketi lehine olumlu bir şekilde yazılar yaz, yazmaya başladı. Ee, şimdi çocuklar bu Amasya görüşmelerinin olacağı sıralarda Sivas Petitesi'nde bir Şehrecep olayı yaşandı. Şehrecep olayı Sivas Petitesi'nde yaşanan bir olaydır. Şeyh Recep ve kardeşleri. Yani aslında Şeyh yapmaya çalıştığı şey Mustafa Kemal İstanbul hükümetini birbirine düşürmek ve bir komple teorisi ortaya atmaktı. Fakat bu tespit edildi ve Şeyh Recep yakalandı ve tutuklandı. Şeyh Recep olayı Sivas Petitesi olayıdır, postanesi olayıdır. Şimdi sizin neler, neler anlatmıştım ben size? Erzurum ve Sivas kongrelerini anlatmıştım. Şimdi kısaca diğer kongreleri ben anlatayım size gençler. Balıkesir Kongresi ve Alaşehir Kongresi. Çocuklar Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Batı cephesinin kurulduğu kongrelerdir ve Batı'daki ulusal güçlerin toplandığı kongrelerdir. O zaman Batı cephesi Balıkesir ve kongreleri ile oluşmuştur ve bu kongrelerle Batı cephesi oluşmuş ve Batı cephesindeki güçler bir araya getirilmiştir. Ve bu kongrelerin toplanmasında Hacim Muhittin ve Mehmet bu Bolak özellikle Hacim Muhittin etkili olmuştur. Ne diyor bu kongrede? Yunanlara karşı batıdaki tüm güçler birleştirilmesi. Bölgede seferberliğin ilan edilmesi, çeteciliğin önlenmesi, aynı zamanda kongrede paşa. Tamam batıdaki, batı cephe açılıyor, batıdaki kuvvetler bir araya getiriliyor ve paşa bağlılık bildiriliyor. Alaşehir Kongresi'ne gelince ne diyor Alaşehir Kongresi'nde? Kendi bölgesinde örgütlenip Yunan işgalini karşı halka, halkı karşı koymaya çağırdı. Bu için silahlanma ve asker almışlarının yapılması karar alındı. Gerekirse anlaşma devletlerinin yardım alınması öngörüldü. Yani şunu söyledi. Bize, biz Yunanlarla savaşacağız. İtalya, Fransa gibi devletler bize yardım ...etmek istiyorsa biz bu yardıma açığız dedi. O zaman Batı cephesi neyle kurulu? Alışehir Balıkesir ile. Burada bir şey daha unutmanızı, unutmamanızı istiyorum. Artı Nazilli de buna dahil edilir ki Nazilli kongresini toplayan da Celal Bayar'dır. Galip Hoca ee, lakabıyla toplamıştır. Celal Bayar İş Bankası'nın kurucusudur. Mustafa Kemal'in son Başbakanıdır 1937-38 yıllarında. Aynı zamanda birinci ve ikinci 5 yıllık sanayi planının olduğu dönemlerde yani 30'lu yıllarda bizim iktisat vekilimizdir Celal Bayar, önemli bir adam. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı ve ilk sivil Cumhurbaşkanıdır. Asker değildir Celal Bayar. E, gençler burada bir şeye bakmanızı istiyorum. Bu Alaşehir, Balıkesir ve Nazilli kongreleri 26 Temmuz'la 9 Ağustos arasındadır. O zaman Erzurum Kongresi, Erzurum şöyle, Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi arasında toplanan kongreler bunlardır. Balıkesir, Alaşehir, Nazilli Kongreleri. Bunlar Erzurum'dan sonra Sivas'tan önce toplanmış olan kongrelerdir. Nazilli işgal altında olduğu için bu kongre Muğla'da toplanmıştır. Gençler Edirne Kongresi Edirne Kongresi e, hatırlayın Trakya Paşili Cemiyeti aracılığıyla toplandı ve Doğu Trakya Yunan'a karşı koruma amacıyla toplandı. Hakeza Lüleburgaz da öyle Doğu Trakya Yunan'a karşı örgütlemek amacıyla toplandı ve Mustafa Kemal talimatıyla toplanmış bir kongre oldu. Gençler şu iki kongreyi unutmayın önemlidir. Afyon ve Pozantı kongreleri Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra toplandı. Bu kongrelere Mustafa Kemal katıldı ve Mustafa Kemal bu kongrelerin başkanlığını yaptı. Pozantı kongresi kongreler sisteminin sonuncusudur. En son toplanan pozantıdır. Buraya Mustafa Kemal Fevzi Çakmak'la birlikte katıldı. Şu Afyon ise Batı Anadolu kongreler sisteminin sonuncusudur. Batı Anadolu. Zaten Batı Anadolu'da neler var? İşte hatırlayın Balıkesir, Alışehir, Nazilli. İşte Afyon'da sonuncusu Batı Anadolu. Ama tüm kongrelerde sonuncusu pozantı deriz. Şimdi şuraya geri gelelim. Bakın şimdi ne oldu şurada? Şurada ne oldu? Meclis-i Mebusan toplanmasına karar verildi değil mi? Nerede toplanacak? İstanbul'da. İyi de burada şöyle düşünün şimdi. Burada şöyle düşünün. Burası İstanbul çocuklar. Tamam burada toplanacak. E Meclis-i Mebusan Sivas'ta. Burası Sivas. Meclis-i Mebusan diyoruz özür. Özür temsiliyeti. Meclis-i Mebusan burada toplanacak. Yani iyi de yani biz İstanbul'da toplanacak meclise katılmalı mıyız? Özellikle Mustafa Kemal katılmalı mı? Seçimlere girmeli miyiz? Değil mi? Bir sürü sorun var. Neden? Çünkü burada An Anadolu Hareketi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hükücü Milliye Cemiyeti seçimlere girer. Ve seçimlerden zaferle çıkar. Yaklaşık 250 milletvekili çıkarır. Ve bu milletvekilleri İstanbul'a giderse bunlar tutuklanabilir. İtilaf devletleri bunları tutuklayabilirler. O yüzden şöyle dediler. Ya biz katılalım mı bu seçimlere? İstanbul'da toplanmasına karşı kalın mı? Yoksa e, yani ne yapalım? Bir, o zaman Osmanlı Meybusal Meclisi seçimlerine katılalım mı, katılmayalım mı? İki, katılırsak acaba Sivas'tan e, Osmanlı Meybusal Meclisi'ni takip edebilir miyiz? Yani İstanbul'daki meclisi takip edebilir miyiz? O yüzden gençler, e, Anadolu Hareketi'nin liderleri, komutanlar toplantısını gerçekleştirir. Şu komutanlar toplantısının yapılmasının sebebi bu. Mustafa Kemal askerleri Sivas'a davet etti. Önemli komutanları Sivas'a davet etti. Onlarla bir komutanlar toplantısı yaptı. Bu toplantıda şu konuşuldu. Meclis-i Mebusan seçimlerine katılalım mı? İstanbul'a gidelim mi? Gitmeyelim mi? Bu konuşuldu. Bu karar olumlulaştıktan sonra ya tamam meclis-i Mebusan seçimlerine katılalım ama Mustafa Kemal gitmesin çünkü tutuklayabilirler Mustafa Kemal'i. Kararı çıktıktan sonra denildi ki iyi de Sivas İstanbul'a uzak. Nasıl yapacağız? Sivas'tan İstanbul'u takip edemeyiz. E, e, bir de en önemli cephe Batı cephesi en büyük savaşlar bu coğrafyada yaşanıyor. Ne yapalım o zaman? Hem meclis mebusan çalışmalarını yakından takip edelim. Hem de İzmir'deki Batı Anadolu'daki savaşları organize edelim diye e, temsiliyetini Sivas'tan Ankara'ya taşıma kararını aldılar. O zaman temsiliyeti Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya neyin sonucunda taşındı? Komutanlar toplantısıyla bakalım şimdi ne diyor. Salih Paşa Amasya'da meclis mevzusunun Anadolu'da toplanmasına çalışacağını söz vermişti. Ancak hükümet ve paşa buna razı olmadıklarından meclisin nerede toplanacağı yeniden büyük bir soruna dönüştü. Bir su içeyim çocuklar şöyle. Temsiliyeti meclisin toplanacağı yer ve seçimler hakkında ortaya çıkan görüş ayrılıklarını tartışıp kesin karara varmak için komutanlar toplantısı yaptı. Olay anladınız değil mi? Komutanlar toplantısını bu yüzden yaptı. Anadolu Verimeli Müdafaa Hukuk Cemiyet adına Mustafa Kemal'in kolordu ve tümen komutanları ile yaptığı bu toplantı sonunda sakınca ve tehlikesine rağmen tehlikeyi biliyorsunuz tutuklanabilirler. Meclisin İstanbul'da toplanması milletvekillerinin İstanbul'da güven içinde yaşama görevini yapacak yasama yasama görevini yapacakları ana kadar Temsiliyetin görevine devam etmesi, Paris Barış Konferansı'nın Türkiye hakkında olumsuz bir karar vermesi ve bu kararın meclis tarafından kabul edilmesi halinde milletin düşüncesinin öğrenilmesi ve ona göre hareket edilmesi esas kabul edildi. Yani neye karar verildi burada? Meclis mevzusunun yapılması için, toplanması için yapılan seçimlere katılalım İstanbul'a da gidelim kararı alındı. Tamam mıdır arkadaşlar? Nerede? Komutanlar toplantısında. Ve bu toplantıdan sonra da baktılar ki Sivas'tan İstanbul'u takip edemezler. Çünkü... Ee, Sivas'la İstanbul arasında gençler demir yolu yok. Ankara'nın doğusuna demir yolu, Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılacaktır. Ve Cumhuriyet tarihinin ilk demir Ankara-Sivas hattıdır çocuklar. Bunu bulduk ben. Cumhuriyet tarihinin ilk demir yolu. O yüzden e, Ankara'nın e, şeyle batıyla, batı Anadolu'yla batı İstanbul'la demir yolu bağlantısı var. Haberleşme istasyonları yeterli. O yüzden dediler ki ya biz buraya kadar gelmişken temsiliyetini de Ankara'ya taşıyalım dediler. Ve 20 yıl aralık 1919'da temsiliyetinin merkezi Ankara oldu. Nerede kuruldu temsiliyeti? Erzurum'da bölgesel. Nerede ulusallaştı? Sivas'ta. Sonra nereye taşındı? Ankara'ya. Tamam mıdır? Ne diyor? Amasya görüşmelerinden sonra milletvekilleri seçimlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Milliye Cemiyeti kendi üyelerinin seçilmesi için çalıştılar. Tamam bizimkiler bir parti gibi çalıştı. Ve hakikaten de bir zafer kazandı. Ee, Anadolu ve Rumeli Müdafiye Milliye Cemiyeti. Mustafa Kemal Erzurum'dan Rauf Orbaş Sivas'tan milletvekili seçildi unutmayın. Osmanlı Meybusan Meclis için Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak seçildi. Rauf Orbaş Sivas milletvekili olarak seçildi. Temsil kurulu Meybusan Meclis'in çalışmalarını yakından izleyebilmek için Ankara'ya kendisine merkez kabul etti. Peki sadece Meclis Mebusan çalışmalarını yakından takip etmek için mi? Hayır. Batı cephesi savaştan da organize etmek için çocuklar meclisin te işte, temsil ettiği merkezi Sivas'tan Ankara'ya taşındı. Buna Kazım Karabük'e karşı çıktı. Neden? Çünkü dedi ki bu Erzurum'dan uzaklaşmadır. Erdoğu'da Doğu'da Ermeni tehdidi vardır. Bizi Ermeniyle yalnız bırakıyorsunuz gibisine getirdi. Mustafa Kemal dedi ki bizim savaşımız sadece Ermeni'ye karşı değil herkese karşıdır dedi. Yani Ankara merkezidir. o yüzden Ankara olacak dedi. Temsiliyeti Ankara'ya taşındıktan kısa bir süre sonra çocuklar hakimiyeti milliye. 10 Ocak 1920 gibi Hakimiyet Milliye Gazetesi çıkarıldı. Bu gazete Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı olacak. Ve Mustafa Kemal bu gazete benim gazetem diyecek. İrade-i Milliye değil çocuklar bu gazete benim gazetem diyecektir. Peki Ankara ne merkez seçildi? İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip etmek. Ankara'nın coğrafi konumu güvenli bir yer. Hatırlayın bir de 20. kolordu orada. Ali Fuat Cebesoy komutasındaki 20. 20. kolordu orada. Ankara Halkı Kuvayi Milliyeci çocuklar. Yani Kurtuluş Savaşı'na destek veriyor. E, Batı cephesine yakın batıdaki savaşları kontrol edebiliyoruz. Haberleşme ve ulaşım ağı yeterli. O yüzden temsiliyetin merkezi Ankara oldu. Ne zaman? 27 Aralık 1919. O zaman Atatürk'ün Ankara'ya geliş tarihi 27 Aralık 1919'dur. Bakın başkent olma tarihi değil dikkat edin. Başkent olması 13 Ekim 1920'dir. Daha 4 yıl var buna tamam mıdır? Böylelikle bu bölümü de bitirmiş olduk sizinle.